edebiyatının temel taşlarından. Halide Edebiyatı var. Türk romancılığının önemli isimlerinden birisidir. Sadece yazmakla kalmadı, savaş cephesinde de bulundu. Başkomutana telgraf çekiyor. Cepheye gelmek istediğini söylüyor. O da gel diyor ve gidiyor. Kadın hareketinin öncülerinden. Biz kendi alanımızda buna milliyetçi feminizm diyoruz. Halide Edebiyatı var. Yazı hayatının başlangıcından sonuna kadar meşgul etmiş konuların başında kadın meselesi gelmektedir. Özgürlüğü için aşkından vazgeçti. Dün işte bir de bakıyor ki evde yeni bir hanım var. Halide Edip çocuklarını alıyor ve evden ayrılıyor. Anılarında bu dönemi yani ne kadar büyük bir mutsuzluk yaşadığı, nasıl bir çöküntü, ruhsal çöküntü yaşadığını anlatıyor. Mandacılıkla suçlandı. Bir tür şey, millet kurtulmalı ama kim kurtarırsa kurtarsın. Pek çok aydın gibi dönemin zor şartları içerisinde bu fikrin savunucusu olmuş. Yarısı sürgünde geçen bir ömür. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan bazı uygulamaları beğenmeyerek eşiyle birlikte yurt dışına çıkma yolunu tercih edecektir. Yani bu genellikle gönüllü sürgün diyorlar ama zorunlu sürgün bana göre. Onun yaşamı aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun tanıklığıdır. Halide Edip de bunu yaşamış ve bunu romanlarında aksettirmiş bir modernist romancı. ...1884 yılının soğuk bir kış günü. O dönemde saray bürokratlarının ağırlıklı olarak yaşadığı Beşiktaş'ta çok odalı bir köşkte dünyaya geldi. Halide Edip çok enteresan bir kadın. Aslında anılarında biz onun anılarının ilk cildinde çocukluğuna ilişkin çok bilgi öğreniyoruz. Ve oradaki o konak yaşamı, yani Osmanlı'nın son döneminde seçkin bir Osmanlı ailesinin yaşadığı konak yaşamı çok güzel anlatılıyor. Annesi Fatma Hanım'ı kaybettiğinde daha 3 yaşındaydı. Babası Mehmet Edip Bey ise Abdülhamit'in ekonomi bürokratlarındandı. Annesinin ikinci eşi olan Edip Bey babası. Edip Bey sarayda çalışıyor. Fakat tabii onun çocukluğunda en fazla onu, çocuk ruhunu etkileyen annesinin ölümünden sonra babasının ikinci kez ve daha sonra üçüncü kez evlenmesi ve bunun sonucunda evlerin, hanelerin bölünmüş olması. Bu parçalanmışlık onu gerçekten çok etkiliyor ve söz ediyor bundan anılarında. Ve bunların hepsi adeta eşlerini kaybettikten sonra diyeyim bir anlamda, Halide Edip'in anneannesinin evine doluşuyorlar. Bu bir konak. Anneannesiyle büyük babası, eski bir İstanbul ailesi. Etrafındaki yakın kadın akrabalarına rağmen yaşamı boyunca annesizlik kendini hep gösterecekti. Mesela annesini hep bir sarı bir perdenin arkasında hatırlıyor ve sarı renkten nefret ediyor uzun yıllar. Yani anne sevgisini tadamadan ölmüş kadıncağız. Ama Allah'tan anneannesi var. Anneanne hem anne oluyor hem nine oluyor. Fakat yine de o çocukluk dönemini Türkçe anıların adından da anladığımız gibi mor salkımlı ev. Yani gerçekten bir bahçe imgeleme içerisinde anımsıyor. Ve onun bence o dönemde yaşadığı, çocukluk döneminde yaşadığı o renkli sosyallik, yani ev içi canlı sosyallik yazarlık hayatını mutlaka etkilemiş olmalı diye düşünüyorum.
Onun yaşamını şekillendiren olaylardan biri de gittiği okuldu. Okulunun ilk Türk Müslüman öğrencisiydi. Halide Edip, Amerikan Kız Koleji'nin ilk Türk öğrencisi, Türk ve Müslüman öğrenci. Bu okulda bulunuş da ona biraz zorluklar yüklüyor. Mesela İncil okudukları ders kitapları arasında. Fakat annesinin ilk eşinden olan Mahmure ablası onu daima rahatsız ediyor bu konuda. Sen dinden mi çıkacaksın? Hristiyan kitaplarını mı okuyacaksın? Çocukcağız anlayamıyor. Bir ikilem başlıyor. Oradaki hayatı da ilginç tabii. Yani ben de Amerikan Koleji'nde okudum. O yüzden biraz onu anlayabiliyorum. Ve farklı toplumsal, kültürel dünyaları tanıyabildiği bir dönem. Öğretmenleri çok önemli, onun üzerindeki etkisi öğretmenlerinin, Amerikalı öğretmenler. Ve çoğu tabii bunların misyoner. Misyoner, protestan misyonerleri kendilerini bir davaya vakfetmiş kadınlar ve onları çok güçlü kadınlar olarak anlatıyor. Ama padişahın Hristiyan okullarında Müslüman öğrenciler okuyamaz yasağından sonra okula ara vermek zorunda kaldı. Konak eğitimine döndü. O dönemde özellikle konak eğitimi dediğimiz, yani zaten genelde bu seçkin ailelerin, kız çocuklarının gördüğü eğitim biçimi konak eğitimiydi. Yani konakta özel hocalar tarafından verilen eğitimdi. Farsça, Arapça, felsefe gibi dersler alıyor. Halide Edip'in bazı derslerini takviye etmek için babası kendi arkadaşlarından hocalar tayin ediyor. Bunlardan birisi Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Halide Edip'in ruhundaki adeta mistik temayülleri okşuyor. Halk edebiyatını tanıtıyor, Türk edebiyatını tanıtıyor. İkincisi de Salih Zeki'dir. Salih Zeki ise Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük matematikçi. Ve tabii kendisinden çok yaşlı Halide Edip'in. Onun dünyası ise sadece gerçeğe dayalı. Bir süre sonra yeniden okula döndü. Ve Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan ilk Müslüman Türk iki öğrenciden biri oldu. Kolejden mezun olduktan hemen sonra Salih Zeki Bey ile evleniyor. Matematik profesörü ve felsefe profesörü. Kendisinden çok yaş, yani 20 yaştan fazla büyük bir adamla evlenmiş oluyor sonuçta. Tabii bunun yarattığı bazı sorunlar da yaşıyor daha sonrasında. Peş peşe iki oğulları dünyaya geldi. İkinci çocuğuna Rus-Japon Savaşı'ndaki ünlü Japon donanma komutanının ismini verdi. Halide Edip'in bu evliliğinin ilk yıllarında bu sıkıntı da var. Çocukların olmamasından çok muzdarip. Arkasından iki oğlu dünyaya geliyor. Ayetullah ve Hasan Togo. Bu Togo adının verilmesi de Rusları yenen Japon amiralinin adını koyuyorlar. O tarihlerde moda bir isim oluyor. Meşrutiyetin ikinci kez ilanı Osmanlı Devleti'nin kaderi kadar onun da yaşamını değiştirdi. Kadın hareketiyle ilgilenmeye başladı. Salih Zeki bir iddiatçı. Bu yüzden de arkadaşlarının arasında bütün iddiatçılar mevcut. Hüseyin Cahit. Hüseyin Cahit 1908'de Tanit gazetesini çıkarmaya başladığı zaman Halide Edip'ten de yazı istiyor. Ve Halide Edip'in makaleleri çıkmaya başlıyor. Tanin'de sonra kadın hareketi içerisinde, kadınlar dünyasında yazıları çıkıyor. Akşamda, vakitte, yani hem genel kitleye hitap eden gündelik gazetelerde yazıları çıkıyor. Daha çok siyasi nitelikte yazılar bunlar. Hem de kadın haklarını savunan yazıları çıkıyor. Daha çok da kadının eğitim haklarını savunan yazılar yazıyor. Hem o gazetelerde hem de kadınların çıkardığı dergilerde.
kimisi eski hatıralar. Böyle her gün başka bir şey yazıyor orada. Fakat Halide Edip'in en heyecanlandıran olay, Türklerin de artık bir anayasasının bulunması ve bunu diyor çocuklarımıza ezberleteceğiz maddelerini diyor. Halide Edip çok heyecanlanıyor çünkü şahsiyete inanıyor. Şahsiyet nasıl gelişir? Kanunların himayesinde eğitilmiş insanlarla. 31 Mart vakasındaysa hedefte olan isimlerden biri de oydu. 31 Mart vakası tabii Halide Edip'i çok derinden etkileyen olaylardan birisi. Bir kere Tanin gazetesinde çalışırken tehditler alıyor. Onlardan o kadar korkmuyor ama bir de ayaklanma başladıktan sonra o zaman fena halde ürküyor. Salih Zeki de onun hemen Mısır'a gitmesini istiyor çocuklarla birlikte. İki çocuğuyla yurt dışına ilk defa çıkıyor, Mısır'a gidiyor. Ülkeye geri döndüğünde ise bütün yaşamını değiştirdi. Dönemin en ünlü matematikçisi Salih Zeki Bey'den boşandı. Bir müddet sonra Salih Zeki yeni birisiyle evlenmek istiyor. Halide Edip bunu kabul edemiyor. Kocasına biraz düşünmek için fırsat veriyor. Babasının yanına gidiyor, Yanya'ya. Dönüşte bir de bakıyor ki evde yeni bir hanım var. Halide Edip çocuklarını alıyor ve evden ayrılıyor. Anılarında bu dönemi yani ne kadar büyük bir mutsuzluk yaşadığı, nasıl bir çöküntü, ruhsal çöküntü yaşadığını anlatıyor. Yani biraz bir süre eve kapanıyor ve kendi kendine kalmak istiyor. Yani o ilk evliliğinde yaşadığı ilişki kesinlikle eşitlikçi bir evlilik ilişkisi değil. Ve boşanıyor eşinden. Bu boşanma Halide Edip'in ruhunda bir sürü fırtına estirdiği gibi çevresinde de büyük bir merak uyandırıyor. Herkes gelip Halide Edip'e acaba ne hissediyor diye onu görmeye çalışıyorlar. Ve Halide Edip acısına hakim olmak, ızdırabını göstermemek için de büyük bir çaba sarf ediyor. Kendisini daha çok sosyal meselelere veriyor. Eğitimle uğraşıyor Elgül ile. Vakıflar mektepleri var. Onları düzeltmeye çalışıyor. Yazı dünyasında bu tarihten sonra tanınmaya başlandı. Romanlar da peş peşe geldi. Sanki şöyle bir şey var. Yani esas yazma hayatı da Salih Zeki'den ayrılmasıyla başlıyor gibi. Yani o dönemde en azından çok daha hararetleniyor ilk romanları mesela o döneme rastlıyor. Handan romanı hemen ayrıldıktan sonra yayınlanan bir roman o. 1910 tarihi. Ve Handan romanı çok enteresan bir roman. Yani o dönem için bir yasak aşkın anlatılması romanda çok devrimci bir şey bence. Handan romanında daha şey bir kadın var. Yani merkezli bir kadın, işte etkileyici bir kadın. Ama bir yandan da işte yaşlı bir kocası var. İşte şey yapmak istemiyor. İşte yeni fikirler, genç insan arasındaki aşk ve bir tür halüsinasyon halinde, hastalık halinde işte o gidiş gelişler, duygusal gidiş gelişler ama ahlakçı bir tarafı da şey yapmadan anlatılıyor. Meşrutiyet sonrasında yazdığı romanlarda Osmanlı kadının içinde bulunduğu durum ve olması gerekeni kendine göre çözüm üreterek okuyucuya vermeye ve bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığını görürüz. Ayrıca bunu sadece yazmakla kalmayıp, düşüncelerini yazmakla kalmayıp, devlet görevlilerinden de bulduğu destek ölçüsünde hayata geçirmeye çabalamış birisidir. O dönemde kız mektepleri genel müfettişiydi. Sonrasında peş peşe gelen savaşlarla o da cephe cephe dolaştı. Balkan Savaşı'ndan itibaren ki zaten Halide Edip de sosyal faaliyetlerini asıl o yıllarda başlamış oluyor. Hastane kurmak,
hemşirelik yapmak, okuma yazması olmayan erlerin mektuplarını yazıp ailelerini haberdar etmek vesaire gibi hizmetlerde bulunuyorlar. Bu yardım teşekküllerini de halledip büyük ölçüde çalışıyor. 1916 Suriye ve Lübnan'a Cemal Paşa tarafından gönderiliyor. Şimdi bu aslında Ermeni tehcirinden sonra yani orada Arabistan'daki yetimleri sahiplenmek için, kimsesiz çocukları sahiplenmek için ve aynı zamanda da orada bir kız çocuklarına yönelik eğitim faaliyeti yürütmek için yapılmış reform faaliyetleri. Halide Edip de tabii kadınların eğitimi, kız çocuklarının eğitimi konusunda çok duyarlı ve hep o alanlarda çalışmış birisi. O yüzden onu o işin başına getiriyorlar. Yani bir tür seferberlik gibi yetim çocukları eğitmek amacıyla. O yetim çocukların bir kısmı evet Kürt olabilir. Ermeni çocuklar da var çok sayıda aralarında. Suriye'ye gitmesi ve orada kız mektepleri açması, bu mekteplerin kontrolünü gerçekleştirmesi. Bunun ayrıca sadece kitabi değil, düşüncelerini hayata geçirme yolunda da iradesini bize göstermektedir. İkinci evliliğini Suriye'de bulunduğu günlerde babasına vekalet vererek yaptı. 1917 yılında kendisine büyük hayranlık duyan Doktor Adnan Bey ile evleniyor. O zamanlar vekil tayin etmiş babasını. O bu evlilik işini hallediyor. Adnan Bey kendisi tıbbiyeden tabii, hatta tıbbiyede hocalık yapıyor. Halide Edip Adnan Adıvar'ı tanıyor zaten. Çünkü hepsi aslında İttihat Terakki çevresindeki aydınlar bunlar, entelektüeller. Fakat gittiği sırada, bu Arap diyarına gittiği sırada bir tür yani mektuplaşmayla evlilikleri söz konusu oluyor. O enteresan. Döndüğünde dönemin en önemli yayın organlarından Büyük Mecmua'nın başyazarıydı artık. Yazdıkları geniş yankı uyandırıyordu. İzmir'in işgaliyle beraber milli mücadelenin içinde aktif olarak yer almaya başladı. Milli mücadele döneminde de Halide Edip Adıvar, savaş sonunda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan olması gereken şekliyle çıkması için gayret gösteren aydınların başında gelmektedir. İşgale karşı İstanbul'da düzenlenen mitinglerin değişmeyen konuşmacısıydı. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor biliyorsunuz. Ondan önce de birkaç gün önce de İzmir işgal ediliyor Yunanlılarla. Bu bir şok dalgası oluşturuyor İstanbul'da ve İstanbul'da bütün öğrenci dernekleri, milliyetçi kuruluşlar protestolara başlıyorlar. İşte o hitabet faslı mitingler devri o zaman başlıyor. Halide Edip de bu mitinglerden çoğunda konuşuyor. Sultanahmet mitingindeki konuşması ise büyük bir heyecan yarattı. Vatan derhal kurtulacaktır. Yıllarca kahraman evladının omuzlarında yaşayan aziz ve mübarek vatan. Sen bu eksik sayısız kahraman evlatlarında haklı olarak ölün. Sahibi bulunduğun ateşli, mesureli Türk gençliği senin fedakar kuruncularındır. Bu eksik kahramanların gölgesinde sen ebediyen haydar olacaksın. Sultanahmet'te aslında bir tür bir tür çığlık. O bir kere en büyük olan miting ve çok kalabalık. Halide Edip'in orada söylediği sözler de çok önemli. Diyor ki, hükümetler düşmanımız, milletler dostumuzdur. Bu çok önemli bir şey çünkü gerçekten iki devletin arası şu veya bu sebeple bozulabilir. Ama hayat devam ediyor. İkisini de yerinden oynatmak mümkün değil. Tekrardan uzlaşma çarelerini bulmak gerekiyor. Başka türlü dünya da yürümüyor.
Sultanahmet mitinglerini, mütareke döneminde Sultanahmet mitinglerini organize eden heyet arasında yer alması. Bu mitinglerde konuşmalar yapmış olması ve bu konuşmaların da halk üzerinde ciddi etkiler bırakması onun aynı zamanda aktivist kişiliğini de göstermektedir. Zaten bir de insanlar galiba bir şey bekledikleri için bari sen bizi kurtaracak bir şey söyle der gibi bakıyorlar. Yani en ufak bir heyecan dalgası ruhlarda fırtınalar estiriyor. Bir tornacı Hilmi imzalı mektup bulmuştum. Halide Edip bir arkadaşıyla birlikte evine doğru giderken o da arkadaşıyla birlikte takip ediyormuş. Diyor ki acaba peygamberimizin sağlığında onun arkasından yürüyen yürüyenler bizim duyduğumuz heyecanı duymuşlar mıdır diyor. Bu kadar yani Halide Edip'i ne kadar yücelttiklerini anlıyoruz. Her aydın gibi o da arayış içindeydi. Ama Atatürk'e yazdığı mektuptaki önerisi nedeniyle Mandacı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Halide Edip'in de içinde bulunduğu bazı aydınların aralarında Yunus Nadi, sonradan Cumhuriyet gazetesini kuracak ve Atatürk'ün yanında yer alacak olan Yunus Nadi, Ali Kemal, Refik Halit Karay gibi, Fali Rıfkı Atay gibi önemli isimlerin de bulunduğu bu aydın grubu, o dönemin ümitsiz ortamı içerisinde, Anadolu mücadelesinin henüz başında, neyin ne olacağının henüz belirsiz olduğu bir dönemde, bir kurtuluş ümidi, can simidi olarak Wilson prensiplerine sarılırlar. Genelde Halide Edip Amerikan mandacısı olarak biliniyor. Bunun tabii bazı gerçek temelleri var, yok değil. Ama gene de ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ve orada Halide Edip adı var. Bu Wilson'un kendi kaderini tayin hakkı, halkların kendi kaderini tayin hakkı. Bu prensibi belki lehimize kullanabiliriz diye düşünüyor. Bir tür şey, millet kurtulmalı ama kim kurtarırsa kurtarsın. Yani bu işte Amerikan mandasıyla da olabilir. Yani bir tür çaresizlik durumu ve bu çaresizlik durumunda işte Batılı eğitimden geçtiği için Batı'yı bir tür insani değerlerin, yüce değerlerin, etik değerlerin temsilcisi olarak görme yanılgısı içinde. Çünkü Batı bir yönüyle de sömürgeci bir Batı. Bir de tabii Atatürk'e yazmış olduğu bir mektup var. Yani Amerikan mandasının nispeten diğer Avrupalı emperyalist ülkelere göre Türkiye'ye bir özgürlük şansı verebileceğini savunduğu bir mektup var. Sonra Atatürk bütün aydınları olduğu gibi Halide Edip'e de bir mektup yazıyor. Yani hepsini şeye davet ediyor. Milli amaca hizmete davet ediyor özet olarak. Halide Edip Atatürk'e cevap verir ama mektubu aslında ben görmedim. Atatürk Nutkun'da neşrettiği için, zikrettiği için bu mektup, Halide Edip'in mektubu tanınıyor. Halide Edip de orada yeni büyük mecmuada yazdığı başmakalelerden bir özet yaptıktan sonra işte İngiliz himayesi, Amerikan mandası ve bağımsızlık mücadelesi. Vereceğiniz karar ne olursa olsun diyor. Emrinizle bir nefer gibi çalışacağım diyor. Gerçekten de onu yapıyor. Ve ondan sonra aslında Halide Edip de bunu bu kadar kuvvetle savunmuyor. Fakat Halide Edip'in tabii çok yakın dostları var, Amerikalı dostları var. Bence o nedenle ona bu tür yani Amerikalılarla bağlantıları çok güçlü olduğu için ve daha sonraki sürgün hayatında da gene Amerika'ya gidiyor, konferanslar veriyor. O bağlantıların güçlü olması nedeniyle birazcık bu damgalama onunla ilgili yapıldı diye düşünüyorum. İstanbul'un işgaliyle İngilizlerin idam listesindeydi. Hem de Mustafa Kemal'le birlikte. İngilizlerin işgal etmesinin yanlış olduğunu, bu vatanın Türk vatanı olduğunu, bu yaptıklarının ne uluslararası hukuka ne de insanlığa sığdığını söylüyor.
Yani gayet net, açık şey yaptığı nokta bu. O yüzden İngilizlerin şeyine giriyor, ne denir, takibine giriyor. Tek çare kalmıştı. Gizlice Anadolu'ya geçiş. Eşi Doktor Adnan Adıvar'la birlikte mücadeleye katıldı. Anadolu'ya geçiş müthiş bir hikaye. Mesela haldeydim, ilk önce ikisi de kılık değiştiriyorlar. Fakat ikisi de ünlü insanlar, tanınıyorlar. Haldeydim vapurda işte bir çarşaf giymiş. Çarşaf kapıyor büyük ölçüde ama elleri manikürlü. O gün diyor ellerimden nefret etmiştim diyor. Özbekler tekkesine geliyor. Halide Edip'in çocukluğunun büyük bir kısmı oralarda geçmiş zaten. Ondan sonra orada Anadolu'ya çıkıyorlar. O kadar zorlu bir yolculuk ama yapıyorlar. Yani ateşten gömlek tam hatıratındadır. Yani birebir örtüşüyor. İşte İngilizler tarafından takip edilmeye başlanıyor. İşte Özbekler tekkesi aracılığıyla da Anadolu'ya geçiyor. İşte bunları da tek tek hangi yerde konakladılar, işte nerede yattılar, yastıklar ne kadar kötü kokuyordu. Onun bu tavrı Osmanlı kadınlarına da örnek olarak o kadınların da milli mücadeleye destek vermesinde önemli bir hareket noktası teşkil etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in en yakınındaki isimlerden biriydi. İlk önce onun yazı işlerini yürütüyordu, sonra cephe karargahında görev aldı. Başkomutana telgraf çekiyor, cepheye gelmek istediğini söylüyor. O da gel diyor ve gidiyor. Vurun kahpeye, ateşten gömlek, kalp ağrısı. Halide Edip denildiğinde akla gelen romanların temeli cephede atıldı. Her biri milli mücadelenin güncesi. Halide Edip adı var. Milli mücadelenin içerisinde bizzat bulunmuş aydınlardan birisidir. Gerek savaş sırasında, mücadele sırasında, gerek sonrasında bu konu Halide Edip adı varın başat konularından birisi olmuş ve etrafında hikayeler ve romanlar kaleme almıştır. Vurun kahpeye ve ateşten gömlek bunlardan en önemlileridir. Mustafa Kemal İzmir'e girdiğinde yanında o vardı. İstiklal madalyasıyla ödüllendirildi. Ama çok geçmeden aralarında fikir ayrılıkları çıktı. Mesele Cumhuriyet'in nasıl şekilleneceğiydi. Sonunda Türkiye'den ayrılmayı tercih etti. Halide Edip Adıvar düşünce itibarıyla biraz daha liberal, daha özgürlükçü, işte Amerikan modelini kendisine örnek edinmiş. İşte fikir ayrılıkları, birisi idealist bir kadın. İşte parlamenter sistemi savunuyor. İşte o parlamenter sistem başlarsa her şey iyi olacak gibi bir anlayışı var. Atatürk ise hem halkını tanıyor, hem politikayı biliyor. Bu politikanın, politikanın işe karışması anında her şeyin alt üst olacağını biliyor. Düşünün ki daha ilk parti kurma teşebbüsleri başlarken İngilizler doğuda isyan çıkarttılar. Şeyh Said isyanı. Öncelikle bir defa milli mücadeleye destek vermesi, işte bu Sultanahmet'teki konuşmasından tutun, bir asker olarak milli mücadelede rol alması hakikaten herkesin takdirini çekiyor. Atatürk de tabii ki o dönemde onu destekliyor, çevresinde bulunduruyor. İşte Yakup Kadri'den Ruşen Eşref'e daha pek çok şey isim de var. Yunus Nadi'ye kadar. Mehmet Akif de tabii ki dahil. Bunların edebi gücünü bir tür milli edebiyat, savaş edebiyatı, işte milli mücadele edebiyatı olarak da yönlendirmek istemiş Atatürk. Burada işte mesela Yakup Kadri buna uygun şey yapıyor, romanlar yazıyor. Halide Edip de buna pek şey taraftar değil. Yani sanat şey değildir, öyle zorlamayla direktifle yazılacak bir şey değildir anlayışında. Yani ben gördüklerimi, hissettiklerimi, düşündüklerimi yazarım. Direktifle bunu yazmam diye düşünüyor. Yani sanatçının asıl fonksiyonu budur diye düşünüyor. Ateşten gömlekte aslında bunu gayet güzel yüceltiyor. O kahramanları, isimsiz kahramanları burada anlatıyor. Ama Atatürk'ü bütün hepsini
kapsayacak şekilde bir lider olarak da anladığım kadarıyla şey yapmak istemiyor. O direktif verilmesine pek şey sıcak bakmıyor. Ama asıl olan orada o mücadelenin toplu bir şekilde verildiğini, isimsiz kahramanların bu işi başardığını vurgulamak bir sanatçı olarak bunu romanıyla yapıyor bence. Bir de tabii Atatürk'le olan anlaşmazlıkları esas Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla bağlantılı olarak Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen bir yıl sonra böyle ikinci bir parti kuruluyor. Aslında birinci meclisteki ikinci grubun devamı gibi bu parti ve bazı muhalif kesimleri de tabii ki etrafında topluyor. Daha sonra o partinin kurucuları aynı zamanda Atatürk'e suikastla suçlanıyorlar. Orada Adnan adı var, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularında. Yani esas siyasi bir anlaşmazlık oluyor. Sonunda eşiyle beraber Türkiye'den ayrıldılar. İngiltere'ye yerleştiler. Halide Diba'da var. Arzu ettiği özgürlükçü bir siyaset ortamının Türkiye için henüz erken olduğunu düşünerek ve Türkiye'de yapacağı şeylerin bu şartlar altında az olacağını düşünerek eşiyle birlikte yurt dışına çıkmıştır. O nedenle bir siyasi anlaşmazlık söz konusu olduğu için aslında onlara yurt dışına gitmeleri bir bakıma söyleniyor. Yani bu genellikle gönüllü sürgün diyorlar ama yani hani bir kanun çıkarıp da sizi sürgün ettik demedi kimse onlara. Ama gönüllü de değil aslında tabii. Zorunlu sürgün bana göre. İngiltere'den sonra bir dönem Fransa, sonrasında ise Amerika'da yaşıyorlar. Hatta Hindistan'da da bulunuyor. İngiltere'de aslında mütevazi bir hayat sürüyorlar orada ve dediğim gibi entelektüel çalışmalarla geçiyor oradaki zamanları. Ve anılarını İngilizce olarak yazıyor. 1926'da birinci cilt yayınlanıyor, 1928'de ikinci cilt yayınlanıyor. Paris'te Adnan Bey'in sürekli bir işi oluyor, öğretmenlik yapıyor üniversitede. Halide Edip ise yine konferanslarına, çevirilerine devam ediyor. Columbia Üniversitesi'ne gidiyor ve orada ders veriyor. Ders de diyemiyorlar çünkü üniversitede ders vermek için yüksekokul mezunu olmak lazım, üniversite mezunu olmak lazım. Halbuki o üniversite mezunu değil. Bunlar konferans serisi şeklinde yapılıyor. Hem romanlarında hem de normal yaşamında Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden oldu. Türkiye'deki mesela kadın hakları hareketiyle Batı'daki kadın hakları hareketini karşılaştırıyor. Ve Türkiye'deki kadın hakları hareketinin kadınlarla erkekler arasında şiddetli bir çatışmaya dayanmadığını, aslında Türkiye'nin kurtuluş, ulusal kurtuluş mücadelesinde kadınlarla erkeklerin ortaklaşa çabaladıklarını söylüyor. Türkiye'deki kadın hakları hareketinin, tabii Osmanlı'da ve devamında Cumhuriyet Türkiye'sinde, Batı'daki kadın hakları hareketinden farkını vurguluyor. Kadınlarla erkeklerin birbirlerine karşı bir çatışma içinde olmadıklarını. Aslında biz kendi alanımızda bunu milliyetçi feminizm diyoruz. Yani o zaman tabii yükselen bir Türk milliyetçiliği var. Türkiye'deki feminizm de ya da kadın hakları hareketi de aslında Türk milliyetçiliği içinde tanımlanan bir feminizm. Halide Badavar'ı yazı hayatının başlangıcından sonuna kadar meşgul etmiş konuların başında kadın meselesi gelmektedir. Yani kadın meselesinin direkt olarak ele alınmadığı romanlarda bile bu düşük dozda karşımıza çıkar. Onu meşgul etmiş bir meseledir. Şimdi tabii o dönemdeki kadın hareketi içinde değerlendirmek lazım.
halde edip öncü bir kadın kesinlikle. Ve kadın eğitimi alanında, kız çocukların eğitimi alanında çok önemli çalışmalar yapmış. Halde edip böyle dediğim gibi gruplara giremiyor. Yani Halide Edip için feminist midir derseniz, onun bazı gazetecilerle yaptığı röportajlarda hayır diyor, ben feminist falan değilim diyor. Yani böyle feministim demesine lüzum yok. Zaten yaptığı her şeyle kadının nerede bulunması gerektiğini göstermiş bir insan. Onun için böyle bir insanın ayrıca ben feministim demesi lüzumsuz bir şeydir. Ben de katılıyorum o görüşüne. Türk Edebiyatı'nın da temel taşlarından olan Sinekli Bakkalı o yıllarda yazdı. Önce İngilizce yayımlandı. Halide Edip Adıvar bu romanda Doğu Batı meselesini evrensel bir çizgide ele almaya çalışmıştır. Burası önemli çünkü daha önce Tanzimat'tan beri tartışılan bu mesele, batılaşmanın nasıl olması gerektiği noktasında odaklanan bu mesele, Halide Edip Adıvar tarafından yeni bir anlayışla ele alınacaktır. Halide Edip Adıvar Doğu'nun olması gereken, Doğu'nun ve Batı'nın olması gereken, yaşaması gereken unsurlarının bir araya getirilerek adeta evrensel çizgide bir model arayışı içerisindedir. Yani sözünü ettiği model aslında Türkiye özelinde değil, bütün dünyaya, başta Avrupa olmak üzere, bütün dünyanın da örnek almasını istediği modeldir. Atatürk yaşamını yitirmeden bir yıl önce Türkiye'ye döndü. Yeni doğan torununu görmek için. Torunu doğuyor Halide Edip. Torununu görmek için Ömer adı. Türkiye'de dönüyor, bir ay kadar kalıyor ve o sırada yeni çıkmış olan, İngiltere'de yeni çıkmış olan Sinekli Bakkalı Haber Gazetesi'nde, Haber Postası Gazetesi'nde neşri için anlaşmalar yapıyor ve tekrar Fransa'ya gidiyor. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü'nün daveti üzerine bu kez eşiyle beraber tamamen ülkeye döndü. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü birçok şahsı çağırırken, davet ederken Halide Edip'i de davet ediyor. Ve İngiliz edebiyat, dili ve edebiyatı bölümünün başına onu getiriyor. Böylece üniversiteye de intisap ediyor Halide Edip. O yıl zaten Halide Edip'in Shakespeare üzerine verdiği bir konuşmayla üniversite açılıyor. Sonrasında siyasete girdi. Demokrat Parti'den milletvekili seçildi. Ancak dönem bitmeden istifa edip siyaseti bıraktı. Aslında Halide Edip siyasete girmeden de seçmenlerden oy almış bir şahsiyettir. 1919'da ki seçimde, yani Ankara hükümetine kurulacak olan meclise gidecek şahıslar seçilirken, Halide Edip'e de Beypazarı'ndan, Trabzon'dan 5-10 oy çıkıyor. Yani yine seçme seçilme hakkı olmayan kadınlardan birine böyle bir oy çıkıyor. Yani bizim insanımızın da hazırlığını gösteriyor bu. Bir kadını seçmekten gocunmuyorlar. Ama Halide Edip hiçbir zaman siyasetle çok uzun dönem ilgilenmek istemiyor. Yani kendisini bir siyaset alanından ziyade daha çok yazı hayatında görmek isteyen birisi. Edebiyat alanında yazar olarak tanımlayan birisi. Son yıllarında kendini bilimsel çalışmalara verdi. Üniversiteye adadı. Eşi Adnan Adıvar'ı kaybettikten sonra hastalık da yakasını bırakmadı. Son günleri çok ızdıraplıymış yalnız. Çok ağrıları, sızıları varmış. Tezer Taşkıran bana anlatmıştı. Eğer iyileşip de tekrar yazı yazabilecek hale gelirsem, Adap Kapısı diye bir roman yazacağım demiş. Çok ızdırap çekmiş. Müzik
9 Ocak 1964. Doğduğu gündeki gibi yine soğuk bir kış günü hayata gözlerini yumdu. En güçlü duyguları, yaşadığı anıları, tecrübeleri, bütün hayat deneyimi aslında o Kurtuluş Savaşı yıllarında geçmiş. Onun için o çok önemli oluyor hayatında. Bir de işte bence sürgün yaşamı da bunu tetikliyor. Yani hep kendisini vatansever biri olarak ifade etmek istiyor. Tarihe o şekilde adını yazmak istiyor. Çünkü tabii ki Türkiye Cumhuriyeti müthiş bir başarı. Yani bir yeni bir devletin kurulmuş olması, bütün o mücadeleden sonra müthiş bir başarı. Ve o başarıda aslında kendisinin de payı olduğunu, o mücadelenin içinde kendisinin de yer almış olduğunu inatla, yani tarihe kaydetmek istiyor. Bence bu çok saygı değer bir çaba diye düşünüyorum. İstanbul'da el bebe gül bebe büyüyen bir kız, bir hanım. Ondan sonra birdenbire Anadolu'nun çamuruyla, kışıyla, soğuğuyla, düşmanın verdiği dehşetle, hepsiyle birlikte, hani masal kahramanı gibi, değil mi?